Bugün yeryüzünde 100 milyonlardan fazla bisiklet bulunmakta. Görüyoruz ki caddelerin her gün yeni yeni otomobillerle dolup taşmasına, son modellerin bütün rahatlık ve gösterişine rağmen halkın en çok tuttuğu taşıt yine de bisiklettir. Bisikletin özellikle şehir içinde sağladığı kolaylıkları düşünecek olursak, bunların bir otomobilin sağladığı imkanlardan hiç de aşağı kalmadığını görürüz. Birincisi, bisiklet nispeten basit bir makinedir. Uzun ve pahalı bir bakımı gerektirmez, üstelik çok az yer tutar. Bir duvar kenarına ya da bir apartman holüne rahatça bırakabiliriz. Trafiğin sıkışık olduğu bir caddede sıralanmış otomobilleri düşünün. Bisikletli biri bütün bu taşıtların arasından kolayca sıyrılarak kendine yol bulup ilerleyebilir. Bisikleti karıncaya benzetmek hiç de yanlış olmaz. Kendinin 10 misli ağırlığındaki yükü taşır, karıncadan çok daha hızlı yol alır. Gelelim aslında bir özgürlük ve iç huzurun timsali olan bisikletin tarihçesine. Günümüzde pedallı olarak gördüğümüz ve algımıza o şekilde yerleşmiş olan bisikletlerin aksine ilk bisikletler pedalsız, iki tekerlekli ve oldukça ağırdı. Bisiklet 17. yüzyılın sonlarında Fransa'da geliştirilmeye başlandı. İnsanlar bisikleti ayaklarıyla itiyordu. Tıpkı çizgi filmdeki taş devri insanlarının arabaları ayaklarıyla itmesi gibi. 1791'de Conte de Sivac ilkel bisikleti yaptı. İlk önce bisikletlerin tahtadan iki tekerleği, tekerlekleri birleştiren bir tahtası, tahtanın üzerinde oturulabilecek bir koltuğu ve dengede durmayı sağlayacak ilkel bir direksiyonu vardı. Benzer araçlar 1816'da Joseph Neusser Niepce ve bir yıl sonra da Alman Baron Carl von Drais tarafından yapıldı. Bu gelişmelerden sonra İskoçyalı Kirkpatrick Macmillan 1839'da pedallı bir bisiklet yaptı. Ve nihayet John Dunlop 1888 yılında havayla şişirilmiş lastik tekerleği buldu ve bisiklet gelişimine büyük bir katkıda bulundu. Bisiklet için bir dönüm noktasıydı. Yolu iyi tutuyordu, hafifti ve zincirle kolayca çevriliyordu. Bisikletlerin türüne gelecek olursak, pek çok çeşitli bisiklet yapılmıştır diyebiliriz. Bir adet tekeri olan, iki adet tekeri olan, üç adet olan ve daha fazlası. Bisikletler kullanım yerine göre dizayn edildikçe çeşitlilik oldu. Hayvanların doğaya uyum sağlayıp değişmesi gibi bisikletler de hem bulundukları yere hem de modern çağa göre şekil değiştirdi. Taşıma bisikletleri, yarış bisikletleri, dağ bisikletleri. Daha sonraları pedallı bisiklete fren, vites, far gibi eklemeler yapıldı. Bunlar artık çağın modern bisikletleriydi.